Herkese merhabalar. Fatoşörük kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatma Hınçer. Bu videonuzda karşınıza Nazar kızımızla, Nazar bebeğimizle geldik. Hayırlısına tarifine başlayacağız. Bu tanıtım videomuz tabii ki. Malzemelerimizi söyleyeceğiz. Yapacaklarımızı söyleyeceğiz. Ve kızımı tanıtmak istedim size. Şimdi ilk etapta kızımızın boyuyla başlayalım arkadaşlar. Şöyle alalım. Evet arkadaşlar, Nazar kızımızı bir boyuna bakalım. Şimdi en tepeden tutuyorum. Arkadaşlar 52 santim, hatta pardon 53 santim, 54 santim civarı geliyor. Tam tepeyi burası düşününce. Gerekirse bir santim inelim. 53 yani. 53 santim boyumuz var. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Tam 53 santim boyumuz var. Şimdi arkadaşlar bebeğimizin elbisesi çıkabiliyor. Babaları çıkabiliyor. Ben şimdi soymayacağım. Böyle görün istedim. Çoraplı yaptık. Daha sonra biliyorsunuz papasıyla ünlendi benim kızım. Çok severek yaptım. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Yani ben vücudunu attım ki öylesine attım. Bu kadar hani dikkat çekeceğini de hakikaten ummamıştım. Hiç aklıma bile gelmemişti. Çok yorulmuştum bir gün, bir akşam. Öyle söyleyeyim. Şöyle bir attım onu masanın üstüne. Bir fotoğraflayayım dedim. Göndereyim bunu profilime. Çok ilgi çekti, dikkat çekti. Yani ilginizden dolayı da çok teşekkür ederim. Çok beğenildi vücut kısmı. Yalnız bazı arkadaşlar işte o bebek değil mi, şu bebek değil mi? Yani bu bir bebek. Ne kadar farklı bir vücut olabilir? Ben bunu sormak istiyorum. Yani hepsi birbirine benzeyebilir. Ha incesi olur, ton bir şey olabilir ama vücutları benzeyebilir. Yani bunları birbiriyle karşılaştırdığınızda tarifleri farklı olacaktır. Zaten yani kalkıp da bir başkasının yaptığı tarifi de ben burada yapıp da size bu benim kendi tarifim deme gibi bir lüksüm maalesef ki yok. Zaten yapmam böyle bir şey. Yani kesinlikle bu benim insanlığıma sığmaz. Yazılı tariflerle zaten ilgilenmiyorum. Öyle söyleyeyim. Videolu tarifler arkadaşlar yapıyorlar. Kalkıp da bir başkasının videosundaki tarifi alıp da bu benim videom, şey pardon bu benim tarifim diye karşınıza çıkarsam bu çok büyük bir saygısızlık olur. Böyle bir şey zaten yapmıyorum. İnanın sabah ezanlarına kadar tarif çıkartıyorum. Sabah ezanlarına kadar örüp uğraşıyorum. Çünkü gündüz ve akşam saati gerçekten hiç vaktim olmuyor. İki tane küçük çocuğum var. Evimin işi var. Gece yarısı sabahlara kadar çıkartıyorum. Burada da hakkımı kesinlikle hiç kimseye hiçbir şekilde yedirmem. Bundan da herkesin bilgisi olsun. Tariflerim, tasarımlarım hep bana aittir. Sadece görselden tek yaptığım balık olmuştur. Yunus balığım. O da resmine bakarak tarif çıkarttım. Diğer bütün oyuncaklarımın tarif ve tasarımları bana aittir. Buradan bunu da söylemek istedim. Hiç kimsenin tarifini hiçbir şekilde kullanmıyorum. Kullanmam da. Bu zaten etik olmaz. Şimdi malzemelerimize geçelim arkadaşlar. Evet, tenimizde Nako Elite Baby kullandım. Renk numaramız 10.889. Gördüğünüz gibi bebeğimizin tamamına tam 1,5 adet gitti. Şöyle söyleyeyim, bunu bana çok soruyorlar. Nako Elite Baby hani tül ermiyor mu diye bir soru geliyor. İnanın ben yaptım. Hiçbir tülerme olmadı, görmedim. Yani daha önceki bıdık tavşanımda da ben Nako Elite Baby kullandım ve hiç şikayet almadım. Demek ki olmuyor diye düşünüyorum. Ama olursa da olabilir yani. Ben bunu bilemem tabii ki. Benim kızım oynuyor. Prenses Dina'yı yapmıştım. Prenses Dina ile oynuyor. Hiçbir şekilde tülerme olmadı. Bunu da almam şöyle oldu. İp almaya gittiğimde mağaza inanılmaz doluydu. Hani söyleyeceğim ten rengi farklı bir marka söyleyeceğim. Bir türlü söyleyemiyordum kalabalıktan. Nako'nun mavi ipini alacaktım. Bir baktım yanında bu ip var. Dedim bundan olsa ne olur yani. Ten rengi bu da değil mi? Yani bunu aldım çıktım.
Ve hakikaten ördüm, çok güzel oluyor oyuncakları. Yani pırlantasında bile tülerme oldu ama bunda olmadı. Ama yine de garanti veremem tabii ki. Ben yaşamadım. O yüzden hani dileyen farklı bir iple örer, dileyen Elit Baby ile örer. Artık ben kullandıklarımı söyleyeyim size. Artık karar sizindir. 10.889 dedik. Ten rengimiz tam 1,5 adet gitti bebeğimize. Çoraplarımızı ve çamaşırımızı yine Elit Baby'nin beyaz rengiyle. Herhangi bir numarası yok. Şu anda yani zaten evdeydi, onu kullandım. Öyle söyleyeyim. O da Elit Baby ile. Çamaşır gördüğünüz gibi zaten vücuda bitişik yaptım. Çorapları da bu şekilde yaptım. Şimdi elbisesini arkadaşlar, ben bu sefer evdeki ipleri değerlendirmek istedim. Diva'dan yaptım. 1,5 yumak Diva pembe kısmına kullandım. Daha sonrasında şöyle söyleyeyim, çok güzel bir ip, inanılmaz yani kesinlikle tülerme olacak gibi değil, zaten öyleye benziyor, olmaz da. Daha önce de buzağı yaptım oğluma Diva'dan, çok güzel durdu, çok tok tutan bir ip ama örümü çok zor bir ip, bilginiz olsun. Şu kadarcık elbiseyi yaparken bile inanın ellerim koptu. Bundan dediğim gibi 1,5 gitti patikleriyle ve elbisesiyle. Kenarlarını da yine Diva kullandım. Oyalarını yaptım. İşte süslemelerini yaptım. Böyle söyleyeyim. Şimdi saçlarımıza gelince, evde bonbon vardı. Kırmızısı vardı inanın. Yani bunu kullansam ne olur dedim. Farklı bir şey olsun yani, illa siyah saçlı sarı saçlı olacak diye bir şey yok. Bonbon patiklik iplerden aldım ama o küçük yumaklarındandı. Onu da herhangi bir rengini yani numara olarak veremiyorum. Çünkü o da evde vardı, onu da kullandım. Ama dediğim gibi bonbonun patiklik ipinden kullandım. Gözlerimiz cam göz, hazır kilitli gözlerden. Kirpiklerimiz arkadaşlar, bu konuda şöyle söyleyeyim. Ben bu şekilde hazır kirpik kullanıyorum. Bunu da kızım tabii bayağı bir haşet etmiş. Şu şekilde arkadaşlar. Yani ben bunları tercih ediyorum. Takma kirpikleri tercih ediyorum. Bir de şöyle amigurumi kirpikleri var. Onları da şöyle göstereyim. Yani şu şekilde. Bu bana çok böyle şey gelmedi. Yani çok sağlıklı gelmedi açıkçası. Yani zayıf geldi. Yani bu şekilde. Yani bunu da hatta eşimi yolladım ben. Kirpik almaya bunları almış gelmiş, sormuş, bunları vermişler. Dedim yok, yanlış almışsın. Tekrardan tabii takma kirpik alacağım, bunları kullanmayacağım. Yani bir de böylesi var. Bunu da farklı bir şeylerde belki değerlendiririm. Gözlerimi de şöyle göstereyim. Gözlerimi de hatta küçük almış. Onlar da değişecek. Ya da bunlar dursun, farklı alırız. 18 milim en büyüğünü kullandım. Bilginiz olsun. Yani bunun haricinde saçında kurdele süslemesi yaptım. Başka ne diyebiliriz arkadaşlar? Unutuyorum böyle videoda söylerken bazen, mutlaka aklınızda bulunsun. Sonradan aklıma geliyor. Açıklamada ben bunları tekrardan aklıma gelenleri yazıyorum. Bazen malzemelerini de yazıyorum tamamıyla. Videoda unutmuş oluyorum. Tığımız da 2,5 milim. Ben buna alışkınım. Genelde bütün oyuncaklarımı bu tığımla yapıyorum. Yani bunun haricinde başka söyleyecek bir şeyim kalmadı arkadaşlar. Şimdi aklıma gelenler bunlar. Diğer videomuzda bacaklarımıza hayırlısında başlayacağız inşallah. Abone olmayan arkadaşlar, abone olup da bana destek verirseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.